Sanal Direktör'den mutlu günler değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı bugün oynanacak olan mücadelelerle başlıyor olacak. Yoğun bir fikstürden geçiyor takımlar. 2 hafta sonu bir de hafta içi mesaisiyle birlikte 7 haftalık periyot tamamlanmış olacak. Ve Sanal Direktör'de taraftar oylamalarını her cuma olduğu gibi Raşit Altun'la birlikte değerlendiriyor, konuşuyor olacağız. Raşit Altun, keyifli bir hafta geride kalmak üzere. Erken gelen goller, Süper Lig'in en erken gollerini izledik. Geri dönüşlere tanıklık ettik. Evet. 7. haftada merakla beklenen maçlar da var. İnşallah çok güzel maçlar izlemeye devam ederiz. Tabii ki Avrupa Kupalarında kulüplerimize de başarılar dileyelim. Özellikle bu sakatlıklar vesaire çok can yakıyor. Hani ligde telafisi tabii ki var ama Avrupa Kupalarında ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İşte biraz sonra Beşiktaş maçını konuşacağız ama tabii ki Şampiyonlar Ligi maçı, Ajax maçı çok 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 daha önemli. Hem Beşiktaş için hem ülke futbolu için. İnşallah en kısa zamanda sakat oyuncular, işte sağlık durumunda sıkıntı olan oyuncular oynayabilir diyelim. Birçok takım sakatlıklarla takım boğuşuyor tabii, ama evet. Beşiktaş'ın son haftalarda ya çok, biraz yaşadığı oldu durum yani. Çok ekstrem. Çok ekstrem oldu. Ha, bu artık yani bu şanssızlık bence. Hani bunun bir mantıklı bir açıklaması yok. Tamamen ben şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Tabii bu kas sakatlıklarının üzerine eğililmesi gerektiği yönünde yapılan açıklamalar yani, evet, da var. Tamam. Antrenman programı ya da tedavi süreçleri diye. Tabii o bambaşka bir. Ama geçen sene Beşiktaş yine yoğun fikstürdeydi Beşiktaş. Yani bütün takımlar. Daha dar bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın. Bunlar olmamıştı yani. Bakalım İzmir'de Altay deplasmanında Beşiktaş neler yapacak? Sanal Direktör'de değerlendireceğimiz ilk mücadele olacak bu aynı zamanda. Bakalım iki takımın taraftarları nasıl bir oylama sonucunu karşımıza çıkarmışlar. Bu arada Sanal Direktör etiketi üzerinden de bizleri takip eden izleyicilerimiz mesajlarını ulaştırabilirler. Kendi 11'lerinizi bize iletirseniz taraftar anket sonuçlarıyla beraber sizlerden gelen mesajları da değerlendiriyor olacağız. Ev sahibi takımla birlikte hemen başlayalım. Altay sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. Mustafa Denizli yönetiminde hem çok koşan bir takım hem çok gol atan takım hüviyetine bürünerek sezona başlangıcı yaptı. Bakalım Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacak. Taraftarların sahada görmek istediği dizilim 4-2-3-1 olacak değerli izleyenler. Altaylı futbol severlerin %38'i bu dizilime oy vermiş. Kalede de Lisi görüyoruz %82'lik oyla birlikte. Yani Polonyalı eldiven Altay'ın kalecisi artık. Birinci kalecisi. Hı hı. Stoper mevkiine bakalım. Burası da taraftarın gözünde değişmiyor. İlerleyen yaşına rağmen İbrahim aldığı süreleri de çok ama iyi değerlendiriyor. Murat, Yorkander'le beraber. Ama Murat Akçay'ı da oynatıyor hoca tabii zaman zaman. Hakikaten İbrahim 1981 doğumlu 40 yaşında. Yani bu seviyede bu yaşta oynayabilmek hakikaten çok önemli. Tebrik etmek lazım İbrahim'i. Demek çok ki, önemli bir rol model tabii, bence yani, İbrahim'in ortaya koyduğu performans. Bursa Spor'a da şampiyonluk yaşamıştı biliyorsun. Çok yani. Birçok yetenekli oyuncunun 34-35 yaşında kariyerine nokta koyduğunu düşünecek olursak. Evet tabii. İbrahim iyi bir örnek. Tebrik etmek lazım. Beklere bakacağız şimdi. Hem sağ bek hem sol bekte. Sağda Cebrail %73, solda da Nader'i %82. Bu sezon Altay'ın en çok takdir toplayan bölgeleri bu arada bunlar. Evet zaten bu öyle oynuyor hoca da. Solda Nader'i, sağda Cebrail. Poco, Rodriguez, Ryan, Eren, Pinares gibi oyuncular sakat. Yani tabii. Tiam cezalı yani, Altay'da. Şimdi Beşiktaş'ta çok fazla oyuncu eksik olduğu için Altay'dakiler hani şey oluyor. Daha az Altay'ın olduğu da için Altay'ın da önemli oyuncuları eksik tabii. Dörtlünün önüne geçelim. Buradaki ikili bakalım nasıl kurgulandı. Aka %14, Ceyhun %18. Normal şartlarda Poco burada en yüksek oyu aldı ama sakat olduğu için kenarda. Ceyhun da tabii çok deneyimli bir oyuncu. Hem Trabzonspor'da, Galatasaray'da işte ligin en deneyimli orta saha oyuncularından biri. O da hala 1988 doğumları, çok hani yaşlı da bir oyuncu değil, işte 1981 doğumlu İbrahim. Pekala oynuyor. Tabii orta sahada oynamak ya da stoper oynamak bir orta saha oyuncusuna göre daha zor diyelim orta saha oynamak. Tabii ki stoper oynamak da kolay değil ama neticede orta saha oyuncusu olarak hani oynamak birazcık daha zor ama yani 1988 doğumlu. Unterhaching'den Ersun Yanal almıştı Trabzonspor'a Ceyhun'u. Ben hani hem sahadaki duruşuyla her zaman özellikle Anadolu takımlarında çok iyi bir rotasyon oyuncusu olduğunu düşünüyorum Ceyhun. Çok da deneyimli bir oyuncu tabii. 10 numara pozisyonuna da geçelim. Hafta içi mesaisinde yoktu Tassiano %22. Bu bölgede de bu arada Poco yüksek oyu alan isim. Ya tabii orta saha tabii yani. Poco tempolu. Yani bizim ligimize uygun. Fiziksel özellikleri olan bir oyuncu. Biraz evet tekniği biraz şey ama hani çok koşuyor, çok basıyor. Bence Altay için tabii önemli bir eksiklik. Hı hı. O yüzden de her bölgede oylanıyor ve her bölgede en yüksek oyu alıyor.
Kanatlara geçelim sağ ve sol çizgide. Sağda Kapel, Leandro Kapel. Solda da Erhan var. O da %52'lik bir oy aldı. Yüksek bir oy aldı taraftarlardan. Kaptan da. Forvet hattı da zaten sahadaki 11'inde değişilmesi Bamba. Pajao gibi de çok iyi bir yedeği var çok, bence çok, Mustafa Deniz'in. 2003'lü Kazımcan da var. O çok fazla şans bulamıyor ama 6'ya altyapısı biliyorsun. Yani ülkemizin iyi altyapılarından biri. Hani bu sene olmadı ya da önümüzdeki yıllarda Kazımcan'ı da inşallah izleyeceğiz. 2003'lü Kazımcan da genç bir oyuncu. Yani ideal santraforu zaten Bamba. Tabii. Altay'ın ve hakikaten burada tebrik etmek lazım. Çok şık bir gol atmış. Yani ve derbide ve son saniyede. İlk golünü derbide son saniyede unutulmayacak bir golle beraber. Çünkü çok deneyimli bir oyuncu. O da 36 yaşında. Orada yani bilerek vuruyor. İşte o pozisyonda yani o anda deneyim ön plana çıkıyor Erdem Bitik. Yani bu golü de ligde çok fazla oyuncu atamaz. Yani o golü daha doğrusu. Şu anda taraftar anket sonuçlarındaki 11 ekranlarınızda. O 11 ekrandayken biz bir de taraftar mesajı okuyalım. Twitter adresimiz üzerinden gelen bir mesaj var. Kalede Lis'i görmek istiyor da. Zaten anket sonucunda çıkan 11'de de kalede Lis var. Cebrail, Erik, Murat, Nadiri şeklinde bir dörtlü. Önlerinde Aka, Zeki, Kapel, Erhan, Bamba. Önde hücum hattında da Payşao'yu görmek istemiş. Bamba'yı kenara almış. Altaylı bir taraftar da 11'ini sosyal medyadan, Twitter üzerinden bizlerle paylaştı. Geçelim Beşiktaş'a o zaman. Beşiktaş'ta çok fazla eksik var demiştik. 16 oyuncuyla bu arada Beşiktaş ya. İzmir'e gitti Raşit Altun. Ya tabii böyle, yani yedek kulübesinde 5 oyuncuyu göreceğiz. Yani gibi bu kadar da tabii eksiklik hakikaten çok büyük şanssızlık. Hani programın başında da söyledik. Bunun yani bir açıklama yapamıyorsunuz mantıklı bir şekilde. Zor bir deplasman ama neticede bir lig maçı her zaman telafisi olan maç. İnşallah tabii şampiyonlar Ajax karşısında eksiklerin hemen hepsi tabii ki gönül ister ki Ajax karşısında tam kadro çıksın Beşiktaş. Özellikle tabii Batshuayi ve Vida'nın bence tamam diğer eksiklerin hepsi tamam. Okey evet ama yani özellikle stoper bölgesinde o Vida'nın deneyimi ve Batshuayi hakikaten ligin en iyi santraforlarından biri. Çok formda, çok iyi başladı. Tabii çok büyük eksiklik. Bu bir gerçek. Bakalım Sergen Yalçın nasıl bir 11 sahaya çıkartacak. Diğer tarafta Beşiktaşlı taraftarlar da hafta boyunca anket oylamalarıyla beraber bir 11 oluşturdu. Hafta içi yaşanan sakatlıklar da vardı onu da söyleyelim. Örneğin Larin anketteydi ancak o da sakatlık dolayısıyla Altay deplasmanında olmayacak. Onu da çıkardık. Zaten 11'ler ekrana gelince konuşacağız. Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar altyapıdan. Evet, maç kadrosuna dahil edildiği bilgisi vardı. Onlara da hayırlı olsun tabii. Çok da heyecanlıdırlar. Hayırlı olsun. Aileleri de çok heyecanlıdır. Ben böyle hani süre genç oyuncular... bulmazlar o ayrı bir konu ama yine de maç kadrosuna girmek böyle büyük tabii, soyunma odası önemli. Tabii yani havayı işte, takımla seyahat edecekler. Soyunma odasına girecekler. Soyunma odasına girmek bile tabii tabii yani. Hocayı dinleyecekler işte. Bence çok önemli bir deneyim. 4-1-4-1. Bu dizileme %48.5'lik zaten geldi. Böyle oynuyor. Beşiktaş hoca da böyle oynatıyor. Şimdi 11'i yerleştirelim. Kalede Ersin var. %64. Mert Günok da %36. Yani biraz tabii Ersin herhalde Demirspor maçından sonra biraz oyu düşmüş mü? Daha yüksek alıyordu. Çok oynamamış çok ama oynamamış. Hemen böyleydi. Evet. Belki %5. Yani ikisi de bence kaybetmiş. Çok iyi kaleci. Yani ligde kaleci rotasyonu en iyi takım Beşiktaş herhalde. Yani Ersin, Mert yok. Değil mi yani? Ben en azından öyle düşünüyorum. Atılan şutlarda biraz... istatistiksel olarak evet, ekranlara da yansımıştı. Evet ama orada da birazcık şanssızlık ama yani. En çok gol yiyen kalecilerden biri Boffin'den sonra. Doğru ama işte Balotelli'nin şutunda mesela defans oyuncunun ayağına çarpıyor. Tabii o şanssız bir birazcık pozisyon. Şanslı bir pozisyon. Yine söyleyelim hani ligdeki en iyi rotasyon. Ersin, Mert mesela. Galatasaray'da Mustera, Fatih Öztürk. Fenerbahçe'de Altay, Berke ama hani bu daha dengeli bir şey. Yani neticede Beşiktaş'ın yedek kalecisi Amiri takımın kadrosunda olan bir kaleci. Ersin de zaten şampiyon takımın kalecisi. Şimdi Sergen Yalçın'ın en çok problem yaşayacağı bölgelerden biri stoper mevkisi. 10 sakatı var Beşiktaş'ın. Bir de cezalısı var. Serdar ve Atiba demiş taraftarlar. Sergen Yalçın burada da Atiba'yı mı kullanır, Josef'i mi kullanır? Ama bence Atiba... Kimi stopere çeker onu tabii bilemiyoruz onu tabii bilemiyoruz ama Atiba'yı ben koyacağını düşünüyorum. Çünkü Josef'i çektiği zaman aksadı Beşiktaş. Tabii Serdar'a da inşallah ilk maçı 2003 doğumlu 1.90 boyunda gelecek vaat eden hem Beşiktaş için hem ülke futbolu için bir oyuncu. Yani oynarsa eğer tabii inşallah futbol şansı yanında olur. Genç bir
arkadaşımız ama tabii hoca ne tercih edecek? Belki mesela hani bilemiyoruz tabii hocanın ne oynatacağını ama mesela Atiba Ensakal'a yapıp işte Umut Meraş Rıdvan da yapabilir. Ya da böyle de çıkabilir. İzleyip göreceğiz tabii. Birazcık Beşiktaş'ın hocanın biraz tabii işi zor bugün. Hı hı. Beklere bakalım. Beklerde sağda Ensakal'ı, solda Rıdvan'ı görmek ister taraftar. Evet herhalde. Yani muhtemelen de böyle çıkacak diye ben tahmin ediyorum. Ya da şu olabilir işte. Ensakal'ı Atiba yapıp Rıdvan Umut Meraş gibi belki. Hani bir ihtimal daha. Ama Rıdvan solda kalır. Rıdvan'ı oradan değiştirir. Ya da hani ya, tamam Umut Meraş'ı. Son maçtaki evet. performansına da ben de böyle oynayacağım. Hani bir alternatif olarak söylüyorum zaten ama muhtemelen böyle oynayacaktır. Hoca diye tahmin ediyoruz. Göreceğiz. Dörtlünün önüne geçelim. O pozisyon zaten Josef de Souza'ya ait. Ya bir kere hani Beşiktaş'ta yeri değişmeyecek oyunculardan biri. Yani Vida, Josef ve önde Batshuayi, Pjanić işte. Bu dörtlü olduğu sürece Beşiktaş her maçın favorisi. Tabii ki bu maçta da yani Beşiktaş takımı ama çok eksik olduğu da bir gerçek. En güvendiği Pjanić. Bugün var evet. Şimdi bakacağız 10 numara pozisyonunda Pjanić'e de gelen oylar, anket oylamaları. Şu an itibariyle %32 olarak gözüküyor Pjanić. Tabii orada 3 oyuncuyla beraber girdi. Yanında da Oğuzhan var. Yani tabii Oğuzhan'ın da bu kadar azalması çok özel bir oyuncu ama yeteneğini bir türlü sahaya yansıtamadığını söyleyebiliriz Oğuzhan'ın. Yani Pjanić de hakikaten çok 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 yetenekli, çok özel bir oyuncu. Çizgiler belki bugün biraz problem yaratabilir. Şimdi hemen bakalım sağda oylar Gökhan Töre'ye geldi. Solda da Kenan Karaman'a geldi. %71 ile geldi tabii Gökhan ama Gökhan orada Kenan'la beraber sadece oylamaya girdi. Evet ama yani tabii Gökhan'da tabii Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. O kadroda yer bulmak zor ama neticede hani amili takımımızda yıllarca oynamış. Çok İkinci deneyimli. İkinci yeri göremediler bu arada Adana Demirspor maçında. Evet yani deneyimli bir oyuncu. Düzeltiyorum Antalya maçıydı galiba. Antalya Adana Demirspor'da olabilir. Çok artık karıştı bende de çünkü maçlar. Kenan Gökhan çok fazla. Yani neticede Kenan amili takımımızın ilk 11 oyuncusu. İyi bir performans Gökhan'da sergilememişlerdi. Çok doğru ama hani bugün biraz ihtiyaç halinde muhtemelen oynayacaklar. Şimdi forvet hattında da problem var. Orada da Güven eldeki tek oyuncu olarak gözüküyor. Yani Kenan'ı oraya aldığınız zaman sol çizgide oynatacak oyuncunuz da kalmadığı için Enkudu da yok, Larin de yok. Muhtemelen ön bölge böyle olacaktır diye düşünüyorum Raşit Altun. Ben de böyle düşünüyorum. Stoperde, yani beklerde değişiklik olabilir ama ön bölge sanki en fazla Oğuzhan Can yapabilir Sergen yani Hoca. Ya da Güven, Kenan da değişebilir ama hani normalde hani açıkçası ben de bunu bekliyorum. Çok eksiği var Beşiktaş'ın ama neticede Beşiktaş takımı sahaya çıkıyor. Hani iki takım açısından da ben zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Neticede ilk kez forma giyen oyuncular da mesela hani genç Serdar da işte forma şansı bulan Gökhan da, Güven de, Kenan da, Oğuzhan da bence elinden geleni tabii ki yapmaya çalışacak kazanmak için. Valla iki takım açısından da zor bir maç. Bakalım izleyip göreceğiz. Ben yine hani Josef ve Pjanić'in olmasının her maç için Beşiktaş açısından büyük avantaj olduğunu düşünüyorum Erdem Bitik. Yani Josef Lig'in en iyi defansif orta saha oyuncusu. Benim tabii ki şahsi fikrim. Yani Pjanić'i de çok fazla herhalde söylemeye gerek yok. Juventus, sonra Barcelona. Hakikaten çok çok özel bir oyuncu. Taraftar 11'leri de var şimdi. Bein Sports'un Twitter adresi üzerinden gelen mesajlarda Berat Baysal paylaşmış. Sağda Salih Uçan demiş. Mesela oynar mı? Yani. Onu mesela az önce çok fazla o rotasyon içerisinde konuşmamıştık. Salih Uçan'ı sağ bekte görebilir miyiz bugün? Neden olmasın? Ama tabii ben hani Ensakal'ı Rıdvan daha Ensakal'ın ne olursa olsun defansif özellikleri çok tabii eleştiriliyor ama defansif özellikleri üst düzeyde fizik gücü, atletizmi sert, çok güçlü bir oyuncu. Salih için aynı şeyleri söylemiyoruz. Salih tabii çok özel bir oyuncu ama ben de Ensakal'ın hani Salih mi Ensakal'a mı deyince sağ bekte benim tercihim de kişisel tercihim Ensakal'a olur. Yani Ensakal'a fiziki çok yüksek bir oyuncu Erdem Bitik. Yani ofansif olarak bazı eksiklikleri var ama zaten Ensakal ofansif olarak da defansif olduğu kadar iyi olsa muhtemelen Premier Lig falan görür. Çok güçlü bir oyuncu. Defansif açıdan. Geçelim bir diğer mücadeleye. Adana Demirspor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla beraber devam edeceğiz. Öncelikle ev sahibi takımla başlayalım. Adana Demirspor'da taraftarların %50'si 4-2-3-1'lik dizilime oy
kullanmış. Galibiyet arıyor olacak Adana Demirspor. Moralli geldi. Moralli bir Beşiktaş geri dönüşüyle beraber geldi. Bakalım 11 nasıl şekillenmiş oldu. Kalede Muriç var %64'lük bir oyla. Hemen stoper ikilisini de ekranlara yansıtalım. Simon Daly ve Rasul ikili gözüküyor. Beklerde de Adana Demirsporlu taraftarlar sağ bek pozisyonunda Svensson'a %91 ile güvenmiş. Solda yine Rasul var. Kaan ya da Tarık'ın yerine stoper oynayan bir ismi yine sol bekte görmesi de ilginç gözüktü. Yani tabii enteresan taraftarın oyları ama Demirsporlu'nun. Hani ben Samet'in ligin en iyi, en hareketli, en güçlü santraforlarından biri olan Batshuayi karşısında iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Beşiktaş, Adana Demirspor maçında. Samet'in oyu %21, stoper mevkiinde Rasul %29. Simon Deli de 30. Rasul geldiğinden beri oynatıyor Samet'i ve Samet'i oynatmaya devam edeceğini düşünüyorum. Seninle daha önce de konuştuk sevgili Erdem. Hani ben bile kişisel tabii bu defans bu dörtlüsünde her takım için söylüyorum bunu. Özellikle Anadolu takımları için. Bir oyuncunun sağ ya da sol bekin stoper özellikleri olması gerektiğini benim kişisel fikrim düşünüyorum. Yani ben bir teknik direktör olsam iki stoperin sağına ya da soluna stoper özellikleri olan bir bek koyarım. Ki özellikle duran toplarda hem ofansif hem defansif avantaj oluyorsunuz. Montella da bunu yapıyor. Resul'ü sol bek oynattı Beşiktaş maçında. Beşiktaş gibi havadan çok güçlü bir takım. Takıma karşı. Yani üç stoper olmuş oluyor kornerlerde işte rakip duran toplarda. Aynı şekilde ofansif olarak da siz hücuma gittiğiniz zaman yine 3 santrafor da zaten muhtemelen uzun. Bir oyuncu fazla oluyor. Bu benim kişisel fikrim. Ben hani Samet'in de geçen sene devre arasında Keçiören Gücü'nden transfer edildi. Herhalde 1.90 boyunda. Böyle sadece fizikler özellikleri nedeniyle Montella'nın geçen maçta da tercih etti. Beşiktaş maçından önceki hafta da oynattı. Kazandı. Beşiktaş maçının neticede 3-0'dan 3-3'e Vodafone Park'ta çevirmek hakikaten büyük bir başarı yani Demirspor için. Yine sahadaydı. Hani ben bazı futbolcuların mesela Samet gibi 25-26 yaşında süperlik görmüş ya da Resul de çok ben özel oyuncular olduğunu, iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Yani hani bazı büyük takımlarda oynayabileceğini düşünüyorum ben. Ya da en azından alternatif stoper olabilir diyorum Samet de Resul de. Geçelim dörtlünün önüne hemen. Oradaki ikili ön libero pozisyonunda iki önemli ismi var. Bjarnason ve Stambouli. Evet, zaten bu iki isme güveniyor Adana Demirspor'u taraftarlar. Castro %16, Gökhan %13, Sinan da %6'lık bir oy aldı. Ya biz sahada Sinan'ı daha çok görüyoruz bu arada. Sinan Kurt forma buluyor. Ama onu birazcık bence yabancı sınırı nedeniyle şu anda da 7 kişi hiç yerli oyuncu yok. Bu arada genel fotoğrafta hiç yerli oyuncu yok. Yani Adana Demirspor'u futbolcu taraftarlar ankette 11 yabancı oyuncuyu sahaya çıkarmış. Evet, yani tabii sevgili Demirsporların saygı gösterir zaten hani ama şöyle ben Samet'in en azından formayı hak etmek oylamışlar diyelim. Çünkü taraftar 11'ini sahaya çıkma ihtimali yok kurallar yok tabii ama Samet'in taraftarların gönlündeki 11'i biz ekranlara getireceğiz birazdan. Ama bence Samet'e koymaları gerekiyordu. Yani iki maçta 4 puan. O da Home Park'tan puanla çıktı. Bence Samet bu seri için iyi bir stoper. Komple buyurun, bakalım çünkü buyurun. Yerli oyuncu da yok. Vargas forvet arkasında. Kanatlara dönelim. Kanatlarda sağda Eze, solda yine Vargas'ı tercih etti taraftar. Hücum hattında da Balotelli var ama burada zaten bir tane Vargas fazlalığı var. Onu oradan çıkar. İki yabancıyı daha kesmek zorunda taraftarlar. Burada tabii Montella sizin de söylediğiniz gibi stoper mevkiinde bir yerliyi kullanacaktır. Muhtemelen. Belki kalede de mecburen. Sinan'ı zaten yine bir şekilde ikinci yerli olarak değerlendirecektir. Yani işte taraftarlar istemiyor. Teknik direktörler Ferhat istemiyor. Beşiktaş maçında Ferhat vardı yanlış hatırlamıyorsam. Teknik direktörler istemiyor. Taraftarlar istemiyor ama bizde maalesef yabancı kurulu var. Ve seneye 7+4 olacak. Evet. Geçelim Gaziantep Futbol Kulübü'ne. Sahadaki dizilim konusunda bir çelişki oluşmuş. %34.7 4-2-3-1 diyor. %33.3'te 4-4-2 istiyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Bakalım. Ama kimse üçlü istemiyor yani. 3-5-2, 3-4-3 istemiyor. Ama hani oynadı, iyi de oynamıştı Gaziantep. Şimdilik ile üçlü. Üçlüden tamamen vazgeçmiş gibi gözüküyor. Kalede Günay. Stoper ikilisi. Mesela Günay da. Ciloboji ve Steven Colker da yüksek oylarla beraber aldı. Zaten bence iyi bir stoper ikilisi. Çok deneyimli. Günay da hani tabii o kadar iyi kaleciler var ki. Uğurcan, Altay, Mert Günok, Ersin biraz şey oluyor biliyor musun? Günay'ın da şanssızlığı çok iyi bir kaleci Günay'da. Bu sezon daha da performansını arttırabilir. Önünde çok iyi iki stoper var. Evet.
Evet. İyi bir defans kurgusu oluşacak gibi. Beklere bakalım. Beklerde de gayet iyi Gaziantep Futbol Kulübü. Sağda Kitsiyu, solda Hamza Mendil var. Orada Oğuz da var. Yerli alternatifi de var. Hı hı. Geçelim dörtlünün önüne. 4-2-3-1 şeklindeydi. Merkel ve Jefferson %29'luk ama şu anda da bir tane yerlisi oluştu. Genel fotoğrafta 3 yerliyi bulmuş bu arada taraftarlar. Onu söyleyelim. Zaten önde Muhammed Demir var. Aynen, kalede Demir. Günay var. Bir kişi daha koyacak. Bakalım o nerede geldi? O da 10 numara pozisyonunda geliyor. Recep. %29. Yani. Çizgilere bakalım. Sağ ve sol kanattaki oyuncular. Diko sağda %83. Sagal %100 oyla geldi. Forvet hattında da zaten %54'lere Muhammed Demir var. Seninle çok konuştuk. Lig tarihine de geçti. Kesinlikle milli takıma gitmeyi hak ediyordu. Muhammed Demir, Adem Büyük, Serdar Dursun. Bu üçünden birini götürmeliydi hoca diye düşünüyorum ben. Bunu seninle de her geçen sezon yine konuşuyoruz, yine söyledim. Yani Muhammed Demir çift çapraz bağ ameliyatı geçirmese kariyeri çok farklı olabilirdi. Yani Trabzonspor büyük takım gördü gerçi ama o sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Ya 90 doğumlu ya 91 doğumlu. Ya 30 yaşında. Golün her türlüsünü atan bence yani mesela Başakşehir'de hani gol sıkıntısı çekiyor. Muhammed Demir'i niye gönderdi? Onu da hani Okaka'yı aldı gerçi ama hani bence ligin iyi yerli santroforlarından biri olduğunu düşünüyorum Muhammed Demir'in ve hak ettiği değeri pek görmüyor bizim ülkemizde. Buyurun. Evet, üçüncü mücadelemize geçeceğiz. Ataş Hatayspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor olacak. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ev sahibi takımla beraber başlayacağız. 4-2-3-1'e %41'lik bir oy gelmiş Ataş Hatayspor'lu taraftarlardan. Sahadaki dizilimi bakalım nasıl kurguladılar. Kalede Münir var %89. Stoper ikilisine bakalım. İki yerliyi stoperde kullanıyor taraftar Fatih ve Burak. Oyları da oldukça yüksek. Bekleri de ekranlara getirelim. Sağ bekte de Kamil Ahmet, sol bekte ise Ade Kugbe'yi tercih ederek bir dörtlü savunma kurgulamış Hatayspor. Burak'ı da yanılmıyorsam Sakaryaspor'dan aldı. Şimdi burada hani kadrodan önce Ömer Erdoğan'ı hakikaten tebrik etmek lazım. Geçen sene yaptıkları, bu sene işte gol kralı gitti, birçok oyuncusu gitti. Yine iyi bir takım yaptı işte Sakaryaspor'dan stoper aldı oynatıyor. Fatih Kurucuk Karagümrük'ten bir fırsat transferi. Bence burada hani başarıda tabii ki Sayın Başkan'ı, bütün Hatay camiasını tebrik etmek lazım ama hoca farkı var. 4'te 4 yaptı bu arada yani Ömer Erdoğan'la beraber Hatayspor. Evet. Bakalım dörtlünün önündeki ikiliyi de ekranlarınıza taşıyacağız. Bu Gemma ve Ribeiro ikilisi burada. %30-%15. Forvet arkasını da ekranlara getirelim, öyle değerlendirelim. Orada da %26 ile Traore var. İki stoperi de yerli. Tabii. Şu an zaten üçlüyü doldurdu. Üç yerli oyuncuyu. Evet, üçü yerleştirdi. Doldurmuş oluyor. Ön bölgesi çok etkili Hatayspor'un. Çizgilere bakalım yani, oradaki oylama dağılımı nasıl yansıdı. Sağda Sabah Oranidze, solda Elkavi, hücum hattında da Diouf var. Yani bu hepsi Benza'yı bir tarafa kaybetti. Akintola'yı kaybetti ama Elkavi, Sabah yine Diouf'u besliyorlar ki Sabah'ın bu sezonki performansı çok müthiş. İyi takımda, daha iyi takımda daha iyi oynuyor diyelim ama hepsi bir tarafa tabii. Bütün forvet attı. Diouf çok özel bir oyuncu. Neticede sevgilerden Manchester United seviyesine çıkmak çok kolay değil. Çok çok üst düzey bir oyuncu. Çok doğru bir iş yaptı. Takımda tutarak bence geçen sene Hatayspor'un forvetlerinin hepsinin patlamasının, bu Benza, Akintola gibi hepsinin patlama yapmasının sebebi Diouf'tu. Yani o Diouf diğer oyuncuları da, arkasındaki diğer forvet oyuncularını da taşıdığını düşünüyorum ben. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Geçeceğiz Fenerbahçe'ye. Fenerbahçeli taraftarlar artık 3-4-3'te hemfikir olmaya başladı. %52'lik bir oy geldi. %23-5-2'ye geldi. Geri kalan oylar da diğer dizilime gitti bu arada. Onu da söyleyelim ama neredeyse %50-%50'lik artık kafalarda, taraftarlarda üçlü savunmayı tamamen benimsemiş durumda. Kalede Altay var. %99'luk oy aldı. Savunma üçlüsünü hemen ekranlara getirelim. Bu üçlü üzerinden size soruyu soracağım Raşit Altun. Şimdi biz bunu böyle görmeye alışkınız. Sol stoper Salah, sağda Serdar. Merkezde de kim? Ama Vitor Pereira son maçta Serdar'ı merkeze aldı. Evet. Kimi? Serant'ı da oynatıyor. Sağ stopere çekti. Evet, çekti. Ve Serdar'ın sürekli orada desteğe gittiğini gördük. Evet. Hala da kendi içinde bu üçlü stoper konusunda görevlendirmeler tam oturmamış gibi gözüküyor. Evet ama pozisyona göre de olabilir. Kafasında. Rakibe göre de hoca değişiklik yapmış olabilir. Tabii burada Tisserand'ı da hoca sakatlanmadan önce Tisserand'ı da deniyor. İyi bir stoper havuzu oldu. Gerçek. Özellikle hani kim transferi? Zaten geçen sene Salah transferi.
Fenerbahçe'nin hakikaten iyi iki stoper ikilisini yakalamış vaziyette. Serdar Aziz'den sakatlık sorunları yaşamasa ligin en iyi sert, havadan iyi, süratli, yani bir stopere göre hızlı sayılabilecek ligin iyi stoperlerinden biri. Yani kariyeri boyunca maalesef diyelim Serdar Aziz için de sürekli sakatlık sorunlarıyla boğuştu. Ama neticede iyi bir stoper olduğu muhakkak. Devam edelim. Fenerbahçe'nin taraftar 11'ini yerleştirmeye. Merkezde Mert Hakan ve Gustavo var. Bu arada Mert Hakan yandaş da oylarını yukarıya çekmeye başladı. Ama iyi oynamaya da devam ediyor. Geçen aynen. sene çok sakat. Ona gelecektim şimdi, zaten. Sivas Spor'dan gelip ya da herhangi bir Anadolu takımından gelip büyük takımda çok kolay değil sevgili Erdem. Çok buradaki baskı, her şey çok farklı yani. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da. Mert Hakan hani geçen sene bir sakatlıklar da yaşadı. Bu sene ama hakikaten daha farklı bir performans sergiliyor. Bu arada Zaitz ve Sosa'yı da oylamaya dahil evet. ettik. Takımla birlikte çalışmaya başladıklarının bilgisini editör arkadaşımız Ata aktardı. Oynama ihtimalleri olduğu için biz de bunu taraftarların oylamasına sunduk. Devam edelim 11 yerleştirmeye. Kanat bek pozisyonunda Usai Samuel ve solda da Ferdi var. Yani, sanki burası artık oldu, kalıplaşıyor. Tamam, oldu, kalıplaştı. Evet. Kafasında bir soru işareti yok gibi. Yok hocam. Ben hani Burak Kapacağan daha hani tabii daha henüz forma şansı bulamadı ama ben forma alacağını düşünüyordum ama Osay Samuel'in de Ferdi'nin performansı da iyi. Mesela çok transfer oluyor Fenerbahçe'de ama şu kurguya baktığımızda Osay Samuel Emre Berezoğlu geldiğinde yerini kaybetmişti. Mert Hakan Yandaş geçen sezon kadroya giremiyordu. Bir ara Gustavo kesik yedi. Ferdi yine forma şansı bulamıyordu. Yani üçlünün önünde kanat bekler ve merkezde yeni transfermiş gibi gözüküyor aslında evet. Fenerbahçe'de. Bu sezon gerçek performanslarını biraz daha Gustavo'yu bir köşeye koyarak söylüyorum. Fenerbahçe forması altındaki gerçek performanslarını sergilemeye yaklaştılar. Yaklaştı. Ön bölgeye bakalım. Ön bölgede Mesut Özil var. Sağda %45 Pelkas formayı aldı Rossi'den. Herhalde Valencia. Önde de Ener Valencia var. Evet. Mesut'un da yükselen performansı var. Berisha %36 evet, bu arada. Pelkas sakatlık sorunu yaşaması hakikaten Yunan oyuncu. Hep seninle de konuşuyor. Yunan Oyuncular Ligimizde Bakasetas olsun, Pelkas olsun, Siopis olsun. İyi oyun, yani bizim ligimize uygun olduğunu düşünüyorum ben Yunan futbolunun, Yunan futbolcularının. Valencia'da tamam Berisha evet bir potansiyeli olan bir oyuncu. Hep bir patlama yapması beklenen bir oyuncu ama an itibariyle Fenerbahçe'nin santraforu Valencia. O oyuncuyu bulamadı Fenerbahçe. O oyuncuyu bulamadı. Batshuayi'yi bulamadı işte. Serdar Dursun bu arada o da tekrar takımda çalışmaya evet. başladı yaşadığı sakatlık sonrasında. Yerli oyuncu inşallah tabii. Yani Serdar'ı orada kullanabilse Fenerbahçe Valencia'yı belki, o zaman belki. Daha da verim alabileceği, yüksek bir verim alabileceği mevki de. Çok sıkışık takvimde bence değerlendirecektir zaten hoca. İzleyicilerden gelen mesajlar var. Emre Şimşek paylaşmış. Altay Kim Serdar Salahi. Aynı 11. Osayi Samuel. Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas ve Valencia şeklinde. Tek farklılık Sosa'dan yana. Sosa'yı sorayım o zaman. Oynayabilecek durumdaysa Sosa oynar mı bu 11'de? Yani ben yoksa bekletir mi bir yani ben Mert Hakan'ın daha dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani şu an itibariyle. Tabii o takım da düşünsene ama Hatay Spor adına 11'ini paylaşmış. Hemen bunu da söyleyelim Raşit Altun. Münir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz. Adekugbe aynı taraftar anketiyle çıkan savunma dörtlüsü. Sabalobanidze, Onur Ergün'ü tercih etmiş. Ribeiro, Adama Traore, El Kabi ve Diouf şeklinde izleyicimiz de 11'ini paylaşmış Hatay Spor Onur Ergün'ü atmış içeriye. Aynen, Onur evet. Ergün'ü sahada kullanmayı tercih etmiş 11'de. Vallahi ben helal olsun diyor. Onur Ergün de herhalde İstanbul Spor'dan aldı yanılmıyorsam. Ben de öyle hatırlıyorum. İstanbul Spor'dan aldı. Sakarya Spor'dan Burak'la oynuyor Hatay Spor ve hakikaten hem top oynuyor hem maç kazanıyor. Yani tebrik etmek lazım. Hatay Spor'da kim bu transferleri yapıyor? Ben hani tabii hocanın onayı olmadan muhtemelen olmuyordur. Yani tebrikler. Tabii Fenerbahçe'de sakatlığı de, vardı bu arada. Onu da bir kez daha söyleyelim. Erdem ve Palet'in sakatlıkları var Hatay Spor'da. İzleyicimiz koymuş. Yani Fenerbahçe'de de Pelkas, Valencia, Mesut, Sosa, Luis Gustavo topa değemezsin yani değil mi? Hepsi çok çok yüksek tekniği. Çok yüksek oyuncular hakikaten. Yani bir beyefendinin yazdığı takımda şimdi, ama hani dinamik oyuncu eksikliği oluyor gibi geliyor bana o kadroda hani. Galatasaray'la başlayacağız. 4-2-3-1 dizilimine %46'lık bir oy geldi. Kalede Muslera var. Aslında burada da bir virgül koyup Raşit Altun size de sormak istiyorum. Şimdi Muslera'nın bu sezon belki de Galatasaray kariyerinde en çok tartışıldığı sezon. Ama
Muslera'yı yedekleyecek bir kaleciyi yıllardır Galatasaray'ın bulamamış olmasının bence bir sıkıntısı bu. Yetiştirememiş olması da, alttan da gelmiyor. Transfer de yapamıyor zaten. Hani Galatasaray'ın transferlerde başarılı olduğunu söylersek herhalde yalan söylemiş oluruz yani. Muslera'nın bir de ayrıca medyaya da yansıdığı için, yansıdı. Bir takım içinde bir sorunlar da var Galatasaray'da. Bence Muslera'nın sorunları var, yerli yabancı sorunları var. Marka, Kerem ikilisinden medyaya sürekli bir takım haberler çıkıyor, düşüyor. Muslera'nın Fatih Terim'e yönelik bir serzenişi olduğu. Hocayla Muslera'nın arasında bir sorun yaşandığı medyaya da yansıdı zaten. Yani Galatasaray'da kapalı kapıları ardında da işler biraz karışık, biraz değil karışık. Medyaya yansıdığı kadarıyla biliyoruz biz de tabii. Biraz o yüzden işi bu sezon açıkçası zor Galatasaray'ın. Hı hı. Ben hani kadrosunun da oyuncu transferlerinin, transfer tercihlerinin de hep söylüyorum. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi Marcano'nun yokluğunda stoper ikilisinde Galatasaraylı taraftarlar Nelson ve Luyendama'da ısrar zaten etmeye devam ediyor. Zaten başka da o ediyor. Yani evet Alparslan var. Ben hani neticede Luyendama için her zaman söylüyorum. Bir büyük takım seviyesinde stoper olmadığını. Nelson da çok çok ağır. Erdem. Hı hı. Çok ağır bir stoper. Hani büyük takım stoperinin birazcık süratli olması da, yani bu kadar ağır olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben en azından. Beklere bakalım. Sağda da Boyan'ın yokluğunda Yetlin %70 ama şöyle bir durum var. Solda da Patrick Van Aanholt. Yetlin %70 oy alırken %19'unda diğer oyuncular olarak çıkıyor olması bence soru işareti. Sanki çok oy almış gibi gözüküyor. Bence daha büyük soru işareti. Diğer dediğiniz oyuncular zaten Alparslan var şu anda kenarda. Demek ki Yetlin oynayacağına orta saha oynasın, yani, ya da stoper ya da sol bek oynasın zihniyetinin bir göstergesidir bu. Yani bilmiyorum. Ben hani benim kişisel fikrim Yedlin, Luyendama için söylediklerim Yedlin için de geçerli. Yani birçok Türk oyuncu var. Bu seviyede çok rahatlıkla oynayabilecek. Hı hı. Şimdi tabii söyleyince biraz sevgili izleyicilerimiz tepki gösteriyor. Yani birçok yerli oyuncu da var bence yani. Ayrıca Galatasaray'ın altyapısından da bir Yedlin kadar oynayacak oyuncu bence, sadece Galatasaray için söylemiyorum, bütün takımlarımızın çıkması gerekiyor. Yani Amerikalı oyuncu için bence çok fazla, hani ne ofansif olarak ne defansif olarak, hı hı, büyük takım seviyesinde ben olmadığını düşünüyorum en azından. Dörtlünün önüne geçeceğiz. Taraftar Taylan'ı kesti. Onu da soracağım. Yeni transfer Asuncao son maç ilk kez Galatasaray formasını giydi. İlk 11'de başladı. Berkan'la Asuncao'yu görmek istedi taraftar. Burada %6 daha fazla oy aldı Taylan'da. Yani Asuncao'nun da tabii ki yetenekli bir oyuncudur herhalde muhtemelen, ama yani 100 bin euroya kiraladığınız bir oyuncu. Biraz ben o da çabuk mu Taylan'ı kesti taraftar? Yani biraz orada duygusal davrandığını düşünüyorum. Bizim yeni transfer. Ülkemizde biliyorsun severler. Hani Kayseri Spor maçında Asuncao'yu izledik. Hani ben onun da Galatasaray seviyesinde ya da Süper Lig takımında çok işinin zor olduğunu düşünüyorum, hı hı, açıkçası. 10 numara pozisyonunda ise formayı Çıkıldao'ya verdi taraftar %28. Feguli'yi burada oynatmıştı son maç Fatih Terim, ki tepki de aldı Feguli. Kanatlara geçelim. Kanatlarda sağda Morutsan var %50 ile, solda Kerem %71. Forvet'e de bakalım ve değerlendirelim. Halil Dervişoğlu'nu görmek istiyor taraftar, hmm, orada. Muhammed %27, Cagne de %26. Bu arada Babel de iki farklı pozisyonda en fazla %3 oy alabildi. Vallahi sevgili Erdem, tabii ki iyi futbolcular. İşte Kerem'de, Çıkıldao'da, Morutan'da, işte Berkan'da, Aanholt'ta, evet bunların hepsi evet iyi oyuncular, ama hani büyük takımlarda oynamak için bence bir tık daha olması gerekiyor ve Galatasaray'da hani oyuncu transfer yapılırken ben bizim ligimizin özelliği olan temaslı futbola uygun oyuncular transfer etmiyor Galatasaray. Tabii o da bir şey. Şu an çok genç bir kadro var. Hem yani genç hem yani 30 hem yaş genç üstü Muslera, bir de 30-31 yaşında Patrick Van Aanholt var bu kadroda. Evet, ama sevgili Erdem, yani Asuncao, Joseph, Luis Gustavo. Tabii rakiplerinizle kıyasladığınız zaman. Yani evet, genç oyuncular tabii ki çok önemli. Ben her zaman genç oyuncu oynatmanız gerektiğini her konu programda söylüyorum. Keşke oynasa, ama bir oyuncu, iki oyuncu, üç oyuncu. Yani birdenbire bu kadar kadro değişikliği yapıp çok başarılı olmak açıkçası kolay mümkün değil. Değil. Hani ben şampiyonluk yarışında da Galatasaray'ın rakiplerine göre kadrosunun zayıf olduğunu düşünüyorum. Halil tabii çok yetenek, çok özel bir oyuncu. Zaten hani A milli takımımızın
santraforu ama hani biraz Galatasaray'ın işi bu sezon zor. Görünen o. Şimdi Göztepe'ye de geçeceğiz. Göztepe'nin de sahadaki taraftar 11'i. Bu maçta da yani tabii. Galatasaray için de bir şans olduğunu düşünüyorum. Göztepe de sezona iyi başlamadı. Galatasaray için hani bir Göztepe maçı, bir çıkış araması için şans. Ama mesela Galatasaray için herhangi bir maçta favori banko kazanabilir. Bilmiyorum sen diyebilir misin ama ben açıkçası söyleyemem. İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Yücel görmüş, Barış Alper demiş ama sakatlığı sakat, devam ediyor. Mustafa Muhammed'i o forvetle tercih etmiş. Ben de ligin iyi santraforlarından biri olduğunu düşünüyorum Mustafa Muhammed'in. Onun da hani özel hayatıyla ilgili bir takım dedikoduları var ama hani bilemiyoruz tabii onları. Ama iyi bir ligin iyi santraforlarından biri olduğunu ben düşünüyorum. Geçelim o zaman Göztepe'ye. Göztepe'deki taraftar 11'i nasıl? Dizilim olarak 4-2-3-1'e %33'lük bir oy geldi. Kalede İrfan Can'ı görmek istiyor taraftar. Stoper ikilisi değişmedi. Aslında dörtlüsü de değişmedi. Hemen verelim. Atın Çarşı'na evet. Geç stoperde. Yüksek oylarla beraber sağ bek sol bek pozisyonunda ise sağda Kerim, solda da Burekovic var. Berkan'dan bayağı bir yüksek oy aldı bu hafta Burekovic. Geçen hafta yaptığımızda Berkan vardı galiba. Ligin en iyi kalecilerinden biri olduğunu da söyleyelim İrfan Can'ın. O konuda havuzumuz çok geniş. Maşallah diyelim. Türk futbolunda. Galatasaray hariç tabii. Bu arada Ata da paylaştı. Berkan son maçta biraz tribünden de tepki almış. Çünkü ben hatırlıyorum geçen hafta orada Berkan vardı. Evet ama daha işte fazla bizim oyalmıştı. Yerli oyunculara biraz daha fazla reaksiyon gösteriyor sevgili taraftarlar. Bütün takımlar için geçerli bu. Geçelim dörtlünün önüne. Dörtlünün önündeki ikili Obinna ve Soner şeklinde Göztepe'de. Forvet arkası 10 numara pozisyonundaysa Tianic'i görmek istiyor taraftarlar. Lorenzi'yi kestiler bu arada. Çizgilere bakalım sağ ve sol. Sağda zaten değişmiyor. Halil %90'lık bir oy aldı. Baku solda %74. Hücum hattındaysa, forvet pozisyonundaysa taraftarın güvendiği isim Ndiaye. Yahovic'in de %36'lık bir oy aldığını belirtelim. Yani tabii iki maç üst üste mağlup oldu Göztepe. Neticede Türk Telekom stadında Galatasaray'dan sonra zor bir deplasman. Ben iki takım için de maçın zor olduğunu düşünüyorum. Neticede Galatasaray iki mağlubiyet üst üste bir çıkış arayacak. Göztepe iki mağlubiyet üst üste en azından puan almaya çalışacak. Haftanın güzel maçlarından biri diyorum ben Erdem. Bu arada yine ben taraftar mesajlarına bakıyorum. Bein Sports'un Twitter adresi üzerinden sanal direktör etiketiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Bir Göztepe'li izleyicimiz paylaşmış. Lorenzi'yi ve Adis Yahovic'i aynı zamanda da Atakan'ı 11'ine yerleştirmiş. Ya ben mesela, Obinna Atakan. Evet. Soner'i kesmiş bu arada 11'den. Soner Aydoğdu'yu. Galatasaraylı taraftarlardan gelen mesajlar da var. Nurullah Sarp işçi bek konusuna vurgu yapmış ve o da sizin gibi Fatih Hoca'nın Yedlin'de ısrar etmesinden ziyade altyapıdan bir oyuncuyu en azından yani, görmek isterdim şeklinde bir paylaşımı var izleyicimizin. Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla devam edelim. Bordo Mavili takımın taraftarları 4-2-3-1 dizilimini sahada görmek istiyor. %49'luk bir oy geldi bu dizilime. Sahadaki 11'e bakacağız. Kalede Uğurcan var. Son maçta da kariyer rekorunu egale etti. 8 evet, kurtarışa yani, imza attı iyi. Uğurcan. Puanı getiren Uğurcan desek yanlış olmaz. Kesin. Hakikaten müthiş maçlardı. Gervinho'ya rağmen puan bu arada. Yani Gervinho'ya rağmen de o futbol gol kaçacaktır mutlaka. Bence Trabzonspor 10 kişiyle 80 dakika netice güçlü bir Konyaspor karşısında. Ligde yenilgisi olmayan 3 takımdan biri Konyaspor. Beşiktaş ve Trabzonspor'la beraber. Bence iyi mücadele etti. 80 dakika bir kişi eksik. Konyaspor karşı çok kolay değil. Evet bir şans golü var ama bir şanssızlık da var. Normal şartlarda Gervinho o topu ya gol yapar ya penaltı kırmızı kart olabilir ya da ya olmayacak şeyi yaptı. Topu kaptırdı. Kaleciye verdi. Yani normalde orada geçer atar. Ya da penaltı olur, kırmızı kart olur. Gervinho klasında seviyesi tecrübeli bir oyuncu. Yani o da biraz artık şanssızlık diyelim. Hani kazanabilirdi de kaybedebilirdi evet ama kazanabilirdi de 10 kişiye rağmen. Bence biraz orta sahalarından çok çabuk geçildi ama çok güzel, keyifli bir maç oldu. Şimdi Konyaspor, Trabzonspor maçı. 11'i ekranlara getireceğiz ama hafta içi maçında Konyaspor mücadelesinde Vitor Hugo kırmızı kart gördü. Evet. Biz anketi salı günü açtığımız için Hugo ankette vardı. Bu yüzden kendisini 11'den aldık. Hemen stoper ikilisine bakalım. Edgar Yeğen'in yerine en yüksek oy alan ikinci isim olarak Hüseyin Dansville'de yok çünkü. Dansville'in sakatlığı evet. Yani Dansville'de yok. En yüksek oy alan üçüncü oyuncuyu. Derken 6 tabii %6. Aynen %6. Ama futbolun içinde işte sakatlıktı, cezaydı bunlar var.
Biraz önce Altay Beşiktaş maçını konuşmuştuk. Çok eksik tabii. Bunlar olacak. Sezon boyunca bütün takımlarımız bu şanslı. Oyun içinde var bu yani. Buna göre takım kuruyorsunuz. Sol bekte de çok problem yaşamıştı Trabzonspor sakatlıklardan dolayı. Şimdi sağda oyların tamamını alan bir Perez var. Perez var. Solda ise Dansville'in yokluğunda ikinci en yüksek oyu alan İsmail. %40. Dörtlünün önündeki ikiliye de bakalım. Bu ikili de yavaş yavaş artık oturmaya başlıyor. Berat ve yanında Marek Hamşik var. Bu arada Hamşik'in de Süper Lig'in en çok mesafe kat eden oyuncusu olduğunu, oyuncularından biri olduğunu, Trabzonspor'un en çok koşan oyuncu. Yani ortalama 12 kilometre koşuyor Marek Hamşik. Bu kadar beklemezsiniz herhalde. Topsuz da hareket edeceğini Marek Hamşik'in sahada bu kadar öngörmezdik. Helal olsun diyelim hakikaten. Örnek olması gereken bir sporcu. Şeyiyle de hani böyle tipiyle de işte mohawk saçı falan böyle agresif bir insan şeyi veriyor ama hiç öyle de biri değil. Erdem Bitik, Hamşik'in hani fiziksel özelliklerine bakınca saç falan böyle agresif biri gibi şey geliyor ama hani çok maç, sakin ama. Çok maç kaçırmayan, sakin, çok çok özel bir oyuncu tabii. Forvet arkası pozisyonuna bakalım. 10 numara pozisyonunda Bakasetas var. %30'luk bir oy aldı Bakasetas. Çizgilerde sağda solda Gervinho döndü. Taraftarlar da ona güvenmeye devam ediyor %54. Solda yine bir başka %100'lük oyuncu Perez'den sonra da Vakayeme var. Forvet'e de bakalım. Forvet'te de gönlü Cornelius'dan yana taraftar. Evet tabii müthiş bir ön taraf. Müthiş ön tarafta bir dörtlü ama hani Canini'nin de geçen sezon da hani iyi performans sergiledi. Çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum Cornelius'a. Tabii yani Gervinho, Bakasetas, Vakayeme, Cornelius ya da Canini hakikaten çok müthiş bir ofansif güç Trabzonspor için. Şimdi Trabzonspor'un 11'ine baktık. Aytemiz Alanyaspor'un 11'ine de göz atacağız. Sonrasında izleyicilerimizden gelen mesajlarda taraftarların 11'lerini yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Geçelim Aytemiz Alanyaspor'a. Aytemiz Alanyaspor'da da 4-2-3-1'e %44'lük bir oy geldi. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle birlikte hem gol yemedi hem de oynadığı 3 maçı da kazandı. O maçlardan biri de Galatasaray karşılaşması. Kalede Serkan var ama Marafona ile aralarındaki oy farkı da çok değil Raştan. Ama artık tabii Serkan'ın yerli oyuncu avantajı da var. Tabii. Her teknik adam da bence kaleciden yana kullanmak ister. Erdem Bitik. O yüzden de Serkan Kınık çok da deneyimli bir kaleci zaten. Stopere bakalım. Stoper ikilisi İbrahim. Düzeltiyorum. Milunovic ve Avaziyem'le beraber %29. Meylia'da %22 ile kenarda kaldı taraftar gözünde. Bekler sağ ve sol bek pozisyonu. Sağda Juan Fran, solda ise Borja. Ben ikisinin de bizim ligimiz için iyi bek oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Buluyor. Üçlü bile oynarsınız bu beklerle. Evet, oynuyor. Buluyor ve Alanyaspor. Devam edeceğiz. Dörtlünün önündeki ikili Leroy Fer yeni transferlerinden. Yanında Novais var. 10 numara pozisyonundaysa Emre Akbaba. Yani Galatasaray'dan geleli daha bir ay olmadı. Evet. Ama şu ana kadar Alanyaspor'da yani kendine geldi diyeceğim o kadar süre geçmedi. Geçmedi yani. Evet. Emre'nin oynatıldığı pozisyon ya da görevlendirmesiyle bir farklılık olabilir Galatasaray. Aytemiz Alanyaspor kariyerinin bu kadar siyah ve beyaz olarak belirginleşmesi. Çizgiler bakalım nasıl Aytemiz Alanyaspor'da taraftarlar. Sağ çizgide Efecan Karaca. Üçüncü yerli de oldu. Evet, son maçta da golleri var zaten bu ikinin. Evet. Hücum hattında da Babakar. Zaten sağlıklı bir Babakar olduğu zaman bu oy çok daha yukarıda. Tabii. Ve ligin hani en iyi 3-4 santraforundan biri olduğunu net olarak söyleyebiliriz Babakar'ın. Taraftar mesajlarına bakalım. Trabzonsporlu bir taraftar. Siopis'e ve Canini'ye sahada 11'de yer vermiş. Evet olabilir mesela. Bence de Siopis'te mesela yani yabancı sınırı yerli sınırı olmasa hakikaten Trabzonspor'la Beşiktaş'ın... Siopis 11 oynayacak bir oyuncu. Beşiktaş için de aynı şey ama. Beşiktaş'ın da kadrosu inanılmaz bir kadro oluyor. Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Bir Uğurcan olur herhalde. Beşiktaş'ta da Ersin ya da Mert olur. Aynen. Hakikaten çok güçlü kadrolar oluyor. Abdelaziz paylaşmış. O da aynı şekilde stoperde biraz değişiklik yapmış ama onun da 11'inde Siopis öyle ya da böyle var. Siopis, Hamşik, Bakasetas şeklinde kurguluyor neredeyse taraftarlar. Ya ideali de bu. Bir başka mesajda da Alanyaspor taraftarından geliyor. Avaziyem, Milinovic, Serkan, Juanfran, Borja bozmamış oluyor ama umut olabilir Leroy Fer'in yerine demiş. Yerli oyuncu olarak. Vallahi ben çok güzel maç olacağına eminim.
Trabzonspor Alanya Spor maçı. Hatayspor Fenerbahçe maçı için de aynı şeyi açıkçası düşünüyorum. İki tane haftanın maçı olmaya aday. Maç tabii biz böyle dedik diye. Ya bu maçlar da 0-0 bir bitme ihtimali yok. Hani mutlaka keyifli olacaktır. Özellikle bu iki maç. Bülent Korkmaz'a da bir iki cümle kurmanızı isteyeceğim sizden yavaş yavaş programın sonuna gelirken. Yani 3'te 3 hakikaten çok iyi başladı ve daha önemlisi gol yemeden. Sevgili Erdem Bitik, hani Galatasaray maçında özellikle yani bu tip galibiyetler yani işte böyle bir deplasmanda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe yani büyük takımları yenince ben takımın kendine güveninin de geldiğini düşünüyorum. Açıkçası. Yani Bülent Korkmaz da tabii Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. 1989 senesinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda var. 96 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda var giden takım. İlk gittiğimiz turnuva. 2000'de yanılmıyorsam var. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan takımın kaptanı. 2000'de UEFA Kupası'nı alan Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı alan Galatasaray'ın kaptanı. Yani Türk yani futbol tarihinde beraber bir değişim yakaladı Bülent Korkmaz'la beraber. Çok deneyimli bir isim. Bunu da sahaya demek ki Bülent Korkmaz yansıtıyor. Çok disiplinli bir takım kuruyor, oynatıyor. Vallahi açıkçası bir havaya da soktu Alanya Spor. Önemli bir maç olacak Alanya Spor için. Bakalım Trabzonspor karşısında neler yapacaklar. Raşit Altun çok teşekkürler. Çok güzel bir maç olacak. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Sanal Direktör. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.